Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size 3'e 3 Creeper suratlı kızıltaş otomatik kapı yapımını öğreteceğim. Çok güzel bir kapı bu arada bu. Survival serisinde yapmıştım ancak buna özel bir video çekmek daha doğru olur diye düşündüm. Çünkü gayet tatlı duruyor. Özellikle de iki kalınlığında olduğu için arka tarafı da full dolu olduğundan mütevellit baya baya hoş gözüküyor. Bu videonun bahanesiyle ben bu kapıyı 3 kalınlığına ulaştırmak istiyorum. Arka tarafından da aynı şekilde Creeper suratı gözüksün diye. Beraber yapacağız. Hem size öğreteceğim hem de kendim bunu 3 kalınlığa çıkartacağım. Arkalı önlü bir Creeper kafası kapı elde edeceğiz inşallah hep beraber. Ama yapımına geçmeden önce abone değilsen abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmamanı rica ederim. Dostlar, sisteme bir tane hopper koyarak başlıyoruz. Hopper'a bakan 2 tane gözlemci yerleştiriyorum. Gözlemcinin arkasına bir tane kırmızı yün. Şu şekilde bir yükseltip T harfi çizercesine bir şekil yapıyoruz. Buraya bir tane piston koyuyorum. Bunun üzerine bir tane tamamen açılmış repeater yerleştiriyorum. Buralara kızıltaş tozu. Buraya bir tane gözlemci. Yapışkan piston üzerine bir piston daha. Şuraya bir tane daha blok. Ardından şuraya da bir tane blok koyup üzerine kızıltaş tozu yerleştirip yanına da kızıltaş bloğu koyuyorum. Tam bu noktada bu yenileyicinin üzerine bakan bir tane gözlemci daha yerleştirmem gerekiyor. Bundan sonra bu kızıltaşları izleyen 3 tane gözlemci. Üzerlerine 9 tane piston. Buradaki gözlemcinin yanına bir gözlemci daha ve şuraya bir piston daha. Ardından buradaki piston üzerine bir yün koyup, bir yün daha koyup tamı tamına 1, 2 ve 3 blok geri geleceğiz. Tam bu noktadan sonra şu şekilde 2 tane daha piston yerleştiriyoruz. Hatta 2 değil, tam 6 tane yerleştiriyoruz. Bunları kırıyoruz. Ortadakine bakan bir tane gözlemci, buraya bir blok. Yukarı bakan tam 3 tane gözlemci daha. Üzerlerine kızıltaş tozu. Altına ise birer tane blok. Öbür taraftan buna bakan bir tane daha gözlemci. Arkasına blok. Bloğun altına bir blok daha koyacağız ama arada boşluk olacak. Burası da kızıltaş olacak. Bu kızıltaşı yanlara doğru şu şekilde uzatıp 3 blok uzunluğuna getirip altına 6 tane piston. Pistonlardan birinin altına gözlemci. Onun da üzerine bir yapışkan blok. Yapışkan piston. Bu yukarıdaki pistonların üzerine kızıltaş tozları yerleştiriyoruz. Buradan bir yerden buraya enerji verebilmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi öncelikle ortadaki 3'e 3'lük kısmın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Sinyali verdikten sonra şu şekilde blokları kırıp burayı 3'e 3 kapalı olacak bir biçimde kapatacağız. Şimdi sinyali geri çekeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi orta kısım sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şimdi buraya biz kuvars merdiven, düzgün kuvars merdiven ve kuvars blokları ile şu şekilde bir creeper suratı şekli vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şeyi arkaya da yapacağız. Buraya tam blok. Şuralara merdivenler. Buraya bir tam blok. Buraya bir merdiven. Buraya bir merdiven. Buraya bir merdiven. Merdivenlerin yönü çok önemli. Koyması da biraz zahmet olabiliyor bu yüzden. Bu şekilde creeper kapımız hazır oluyor. Yapmamız gereken bir şey daha var. O da şu. Şuradaki kızıl kızıl taşa bakan bir tane gözlemci koyuyoruz. Hatta bir de iki tane gözlemci koyuyoruz. Aynı şekilde şuraya da aynı şekilde. Ve yukarı bakan bir tane piston yerleştiriyoruz önlerine. Şimdi şalteri açalım. Görmüş olduğunuz gibi creeper kapımız sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Boşlukları dolduralım ki güzel gözüksün. Gayet şekil. Ancak bu şalter bu kapıyı kullanmak için yeterince modern değil. Bu yüzden bir tane otobloğu alıyorum. Burayı bir koridor farz edip tavanına şu şekilde yerleştiriyorum. Ardından bunun üzerine bir tane gözlemci. Hatta bu gözlemcinin arkasına koyduğunuz yünden sonra şöyle bir yukarı çıkartırsanız çok daha iyi olur. Uf, kafam karıştı. Bir saniye, şuraya çıkaracağız. Şöyle çevireceğiz. Aynen böyle çevireceğiz. Ardından şuraya bir tane yapışkan piston. Buraya bir tane kızıltaş bloğu. Ve buraya bu şekilde kızıltaş tozları. Aynı şeyi öbür tarafa da yaptığınız zaman bu artık kapınızın açma kapama düğmesi oluyor. Bakın şimdi. Ve kapıyı açtınız, içeri girdiniz. İçeriden de kapatılabilecek bir düğme oldu. Tıklıyorum, açılıyor. Tık, kapat, tık, açıl. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunu normalde Survival serisinde yapmıştım. Creative'de dedim göstereyim, iyi olur. Siz de umarım bu itlerinizi kullanırsınız. Bu itlerinizi de kullanırsanız ve fotoğrafını çekerseniz paylaşabilmek için Discord adresimize gelip orada paylaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan daha çok görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.